Acaba. Görünmeyecek gibi bir mikrofon da değil o bu arada. tertemiz okudu. Mezurlar, her şey yerli yerinde. Çünkü o zaten usul kalıplarını biliyor. Efendim, yani okudu. Tertemiz okudu diyorsun. Evet, okudu. Deminki performansına göre daha çok mu beğendiniz? Şimdi bakın, onun deminki eser de onun ağzı eser. Evet. Öteki çocukla bunu bir tutamayız. Bu onların tozunu attırır. Çünkü onun stili bu. Almış olduğu eğitim bu. Ağzının yapısı bu. Bu da bu serbest çalışmalarda zorlanabilir. Yani çünkü çok ayrı ağızlar bunlar. Ayrı tavırlar. Ayrı edalar. Bunların hepsine adapte olabilmek. Bukalemun gibi hani olduğu yerde rengi ona göre değişir. Uydurur ya. Evet. Efendim bu çok nadir sanatkarların hasletlerindendir zaten. Efendim ama tertemiz okudu. Hiç şaşmadan gayet güzel. Teşekkür ediyorum. Orhan çok Bey. Sağ olun. Bülent Hanım'a katılıyorum aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Ebru Hanım. Katılıyorum. Katılıyorum dedi. Ve Armağan Çağlayan. Bence sahnede performans yapan bir insan için sadece iyi şarkı söyledi deyip hiçbir şey diyemiyorsak bence bir yerde başka bir sorun var demektir. Çünkü bana göre Okan bu gece çıkıp burada görev yaptı. Ben bir görev seyretmek istemiyorum. Ben hissederek okuyan, burada gerçekten yarışmak isteyen, bu yarışmayı birinci tamamlamak isteyen birisinden şarkı dinlemek istiyorum. Ben görev olarak şarkı dinlemek istemiyorum açıkçası. Anlıyorum. İstemiyorum. Peki. Size görev gibi geldi söylediğiniz. Bana söylenilen şarkı evet doğrudur ama görev. Çok güzel. Tebrik ederim yani. Ne diyeyim? Yalnız Sayın Çağlayan çok zeki bir insandır. Özel hayatımda da kendisiyle görüştüğüm için çok iyi bilirim. Efendim orada bir yeri atladı mı yoksa atlamak mı istedi? Atlamak istedim. İstedim. Çünkü oraya atlamazsın sen. Buradan çıkarken bu genç arkadaşımız bir şeyse vurguladı. Terbiye kurallarını zorlamadan. Son derece kendisine yakışır. Efendim beyefendilikte dedi ki ben sonuna kadar Türk musikisi nasıl okunur, hangi ağızla okunur, onu gösterecek şekilde okuyacağım ve sonuna kadar gideceğim dedi. O zaman bu konuyu açtıysak eğer ben bu konu üstünde konuşurum. Tamam. Okan'ın oynamak istediği yer başka ama o elbise Okan'a büyük. Nerede Okan, oynamak istiyorsun? Okan, Bülent Hanım'ın ilk çıktığı devredeki gibi olamaz. Olamayacak da. Ben zaten öyle olmak istemiyorum. Sen öyle olmak istiyorsun. Sen oraya oynamak istiyorsun. Bir şey ama o elbise mi? Sana dört beden büyük. Ben bir şey söyleyeyim ama mi? Bu Zeki Bülent, Müren de sonra nasıl Bülent ben Ersoy, oldum ayol? Bülent Ersoy zaten yerini almıştır. Ve ben de artık yeni nesile, genç nesile sanat müziğini sevdirmek istiyorum. İşte tam da bunu söylüyorum. Tam da bunu söylüyorum. Bülent Hanım da çıktığı zaman gencecikti çok affedersiniz. Şimdi başka herhalde bir şey söylemek istiyorum. Canım olsun artık. O zaman da o da Tuğtu Mucize söyleyerek bana bile Tuğtu Mucize öğretmişti. Tuğtu Şimdi Mucize. Sen de aynı şeyi yapmaya çalışıyorsun. Ama ben de diyorum ki sen bir görev üstlenip bir misyon taşımaya çalışmak çok başka bir şey. O öyle ben bunu yapmak istiyorum demekle olacak bir şey değil. İşte o zaman bu görev oluyor. O zaman görev oluyor. Ayrıca da bir şey söyleyeyim. Öyle konservatuar okumak illa bir insan konservatuar okudu diye maalesef ki Entepe'ye gelmiyor. Maalesef ki gelmiyor. Ben de 15 senedir bu piyasanın içindeyim. Ben çok 15 senedir maalesef ki vokal yapmaktan öteye gidemeyen konservatuarlı gördüm. Ama
konservatuarlı olmadan en tepeye çıkmış müzisyen de gördüm. Peki bir şey söyleyebilir miyim? O en tepedeki insanlar da lafın başka insanlara, onlar da bizdeki bilgi yok. Bunu da söyleyeyim size. Sonuç ne? Sonuç ne biliyor musunuz? Bunlar yanlış, yanlış. Sonuç ne? Hayır, ben her seferinde benim üzerime okullu olarak geliniyor. Hayır, siz, ben bunu kabul etmiyorum. Ben Ebru kim Hanım. Kim geliyor sizin? Ebru Hanım da geçen günü şeylerin, hayır, kim geliyor talebelerin sizin yanına sizin gitmiş. Orada da duydum. Ben konservatuvarlı değilim. Ben koro yönetemem ama benim arkamda efendim konservatuvarlılar okur. Ben de haftanın her hafta sonu ekstraya gider paraları toplarım gibilerinden böyle bir konuşma yanlış geçmiş. Konuşulmuş. Ben nota bilmediğim için, ben konservatuvarlı olmadığım için Türk sanat müziği konusunda size bir şey yapamam. Ama piyasa şarkıları ile ilgili arkadaşlar bunlar bu peki şarkılar alkış alır söyleyin dedim. Onun dışında da bir şey söylemedim. Peki, ben söylediklerimin her zaman arkasındayım. Peki o zaman nasıl söylediniz ki benim arkamda konservatuvarlılar var? Evet ben benim arkamda şu anda vokal yapan arkadaşlarım konservatuvarlı. Tamam ama siz o zaman eğitimli insanları eğitime gönül verecek insanların da yolunu kesmiş hiç oluyorsunuz. Hiç alakası yok. Ben her çünkü zaman diyorum ki çünkü siz vitrinin önündeki bir insansınız. Ben her zaman diyorum size ki size söyleyeceğiniz ağzınızdan lütfen çıkıp eğitim alın ama eğitim almamışlara da saygı duyun. Ezmeye çalışmayın hayır, diyorum. Hayır. Benim söylediğim şey çok hayır farklı. Çok özür dilerim. Bülent Ersoy'a sonsuz saygım var. Bunu bugüne kadar da bütün programlarda gösterdim. Bugünden sonrası da devam eder. Çünkü bu benim aldığım evet aile terbiyesiyle alakalı. Ben şunu söylüyorum. Konservatuvarlara ya da bu işin ilmini almış insanlara saygı duyuyorum. Bu iki kere iki dört. Bu tarafa koyduk. Ama onlar da bizi alaylı diye ben, Kibariye, Mine Koşan, İbrahim Tatlıses kimi sayabilirsiniz? Bir sürü insan var bu güçte, bu yetenekte. O insanlara da saygı duymak zorundalar. Bu da ayrı bir şeydir. Hayır biz zaten ben böyle bir laf etmem. Ben Türk müziği şarkılarını bilmem. Gidin Bülent Hanım'a sorun demişimdir. Ben size piyasa şarkıları hatta çıkardım. Herkese dedim ki bak Fırat alkış alır, şu alkış alır, bu insanların kalbini çalar diye de liste yaptım. Peki bunu söylemeye ne gerek var? Niye? Sayın Gündeş. Neyi? Yani, siz bilirsiniz. Türk sanat müziğini gelsinler sizden sorsunlar. Desinler ki hangi Türk müziğini okursak alkış alalım desinler. Ama siz çok burada vitrinin önündeki bir insansınız. Hayır ben yanlış bir şey arkanızda söylemedim ki. Arkanızda sevenler ki ordunuz var. Tabii ki. Şimdi siz derseniz ki eğitim önemli değil. Bakın en canlı efendim, kime dedim? Göstergesi benim. Ben eğitimsizim ama benim arkamda efendim konservatuvarlılar çalışıyor derseniz bu olur mu? Ama böyle bir şey söylenmedi bu. Yanlış iletilmiş size. O zaman size yanlış iletilmiş. O size yanlış iletilmiş. Yanlış. Aradaki aracı kimse o yanlış iletmiş. Yani olabilir. O kim söylüyorsa onu yanlış söylemiş. Doğrudur. O yanlış. Bir de gelsin bana söylesin o söyleyen. Peki o yanlış, o yanlış iletilmiş. Bir iş. Zaten böyle inşallah. Bir şey, böyle bir laf etmem ben. İnşallah yanlış iletilmiştir. Allah çünkü Allah her şey eğitimden geçer. Ben Musiki'nin bunun sonuna kadar yazısı, arkasındayım. Musiki'nin yazısı notadır. Mektup yazarken, mektup okurken nasıl ki Türkçeyi, alfabeyi bilmiyorsanız, mektubu okuyamazsanız, kitap okuyamazsanız, notayı da okuyamadığınız vakit şarkıyı papağan gibi birileri geçer karşınıza, dın 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 size şarkıyı geçer ve siz aciz içinde o şarkıyı oradan ezberlersiniz. Bu bir sanatkarlık değildir. Bu şarkıcılıktır. O zaman İbrahim Tatlıses de mi sanatçı olmuyor? Efendim hayır. Şimdi, İbrahim Tatlıses de mi sanatkar değil? Bakın öyle isimler, Kibariye de mi sanatkar öyle değil? İsimler var ki hep söylüyorum. Zatıaliniz geçen günü bir emisyon yapıyordunuz burada. Evet. Ve ne dedim? Şu cücülük oraya kalkıyor. Nasıl büyüyor okuduğu vakit dedim. Değil mi efendim? Hmm. Bunu ben söyledim size. Ha lütuf mu ettim? Asla gerçeği söyledim. Ama herkes, siz, İbrahim Tatlıses veya Kibariye gibi olamaz. Hı hı. Yani Allahü Teala ayrı bir özellik vermiş sizlere. Siz neyi nerede basacağınızı bilmediğiniz halde bilenlerden daha iyi basıyorsunuz. O zaman şu sonuç mu çıkıyor? Ama bu demek değil ki hiç kimse okumasın, öğrenmesin. Peki şöyle bir sonuç mu çıkıyor acaba? Birçok konservatuara gidip bu işin ilmini almasına rağmen olmayan insanlar da olabiliyor. Ah elbet.
Bu da olabilir. Elbette. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Bir şey karıştırılıyor. Ben tabii burada konservatuvarlara karşıyım gibi bir şey mi söyledim? Konservatuvar olarak da değil. Ya da işte sakın bu işin, yanlış anlamayın. Hayır, bu işin eğitimi mektep, almakla ilgili. Mektep, okul, eğitim. Ben öyle bir şey dedim mi? Ne dedim? Dedim ki bizler varız ama bizler değil. Mutlak oluyorsa varsa eğitimini alın dedim. Çünkü para kazanmak, her hafta sonu işe gitmek çok ayrı bir şey. Daha önceki VTR'lerinizi yani, alın bakın. Ben bu lafı söyledim. İşe gitmek okul, çok ayrı bir şey. Okul önemlidir ama bunlara da saygı duyalım dedim. İşi bilmek çok ayrı bir şey. Yani fazla ama uzak... Ama yalnız bir şey söyleyeceğim. Bülent Hanım'a bu sözleri getiren insanı ben çok merak ediyorum yani. Yanlış getirilmiş sözler. Ben Türk sanat müziğinden anlamam. Bunları Bülent Ersoy bilir. Ben size yazıyorum piyasanın alkış alan şarkılarıdır diye ben buraya not geçtim. Herkesin eline de beşer şarkı verdim. Bu arkadaşımızın eline de şarkı verdim. Doğru mudur değil midir? Doğrudur. Tabii ki. Yanlış ben anlamam. Olabilir. Niye anlamadığım şey için gideyim ahkam kesin ki hayatım boyunca yapmadım yani. Burada kaç seferde de söylüyorum ben okullu değilim. Bülent Hanım daha iyi bilir. Bülent Hanım da her seferinde Orhan Bey'le biz biliriz hani onlar okuyorlar ama diyor zaten yani. Bunun üzerinde konuşulacak bir şey yok ki. Ben eğitimli olduğumu falan da iddia etmedim. Sevgili Ebru, sevgili Bülent'ciğim, ben de birkaç şey söyleyebilir miyim? Ben saygısızlık etmem büyüklerime. Bir kere de bu işi bilen insanlara etmem. Böyle bir haddim vardır. Benim ailem bana böyle bir saygı öğretti. Ben zaten size saygısızsınız demedim. Bunu size ileten insan öyle iletmiş ama. Hayır. Yanlış iletmiş. Onu ben bilemem. İleten benim çocuğum değil. Benden hasıl olmadı. Ama ben size saygısızsınız da demedim. Orada işte o lafı eden insan saygısızdır. Ben o lafı etmem. Onu bilemem. Söylemeye çalışıyorum. Orada geçen bir konuşmadır bu. O geçen konuşmada bu şekilde bu minvalde yok. Efendim bir şeyler konuşulmuş. Bir intikal yanlış. Siz öyle diyorsunuz. Yanlış. Siz doğruyu söylüyorsunuz. Yanlış. Şüphesiz. Rica ediyorum şöyle ki biz birbirimize saygılıyız. Burada yanlış. Zaten saygıyla ve sevgiyle oturmakta olduğumuz için hepimiz de başarılarımız halkımızın takdiriyle ortadadır. Şimdi mesele şu, esas olan bilgidir. Bilgi esastır ama bilgi okulda da alınır, okul dışında da alınır. Şuraya gelen bütün arkadaşlarımız okulda okumamış olabilirler ama onlar bir bilgi dahilinde icralarını yapmaktadırlar. Bu yıllardır değil, binlerce yıldır böyledir. Herkes konservatuvarlarda, üniversitelerde okumamış olabilir ama dünyayı idare eden insanların birçoğu bu akademik kariyere sahip olmadan dünyayı idare edebilmişlerdir. Mesela Türk sanat müziğinin okulu 1826'da Enderun olarak kapatılmıştır. O andan itibaren Cumhuriyet dönemimize gelene kadar bir 100 küsur yıllık süre akademik bir olay olmadan yaşanmış fakat usta çırak ilişkisiyle intikal etmiştir. Kaldı ki bir de daha evvel nota yoktur. Nota Donizetti Paşa ile ikinci Mahmut döneminden sonra ıslahat döneminden sonra başlamıştır. Yani 150-160 yıldan beri vardır. Ondan evvel yok muydu? Vardır. Şimdi yine teknik konuya girmek istemiyorum. Hampar Sumyan, Ebced vardır. Fakat evet. Bu notalar yeterli değillerdi. Fakat üstadlar bu notaları kendileri yazıp yanındaki yetiştikleri kendi kişilere meşk usulüyle bu bilgiyi aktarırlardı. Ama Enderun'da okumasalar dahi şeyleri yanındaki kişiler onlara bu bilgileri aktararak bizim kültürümüzü bize bu şekilde yansıtmışlardır. Yani bilgi esastır ama evet. Bilgi illa okulda alınmamış olabilir. Bu bilgi nerede alınmıştır? Meşklerde, usta çırak ilişkisinde alınmıştır ve bu zamana kadar bizim kültürümüz sürekliliğini taşımış. Ama bu arada benim reform yapılması gerektiğine inandığım bazı konular vardır. Onlara girmek istemiyorum. Orhan Bey bir şey sorabilirim. Efendim. Siz konservatuvar mezunu musunuz? Ben konservatuvarlarda bulundum, okudum, icra ettim. Cemiyetler, dernekler, halk evlerinde ve ayrıca notayı 6 yaşımda Emin Tarakçı Bey'den klasik batı müzikçi hocamdan mezun öğrendim. Olmadığın zaman. Fakat benim zamanımda konservatuvar yoktu. Keşke olsaydı. Ama biz konservatuvarlarda, belediye şimdi konservatuvarı Orhan vardı. Şimdi Gencebay oralarda okuduk, çalıştık. Konservatuvarda okumadı diye veyahut da bilmem falan konservatuvar, Zeki Müren konservatuvarda okumadı diye illaki konservatuvarı da bir kenara bırakıyorum. Mektep, okul, eğitim diyorum. Yani konservatuvarı
söylemiyorum. Şöyle yani, söyleyelim Bülent. Ama eğitim bilgi neden esastır. Evet. Esas olan bilgidir. Bu kadar. Yani şu bilgisiz olmaz. Şu konservatuvar ne zaman olmaz. Kuruldu biliyor musunuz? Benim en hayıflandığım konulardan birine değiniyoruz. Bu da bir bilgidir. Cumhuriyet Türkiye'mizde 1934-36'larda Batı Musikisi Devlet Konservatuvarı kurulmuş. Maalesef Türk Müziği Konservatuvarı 1976'da kurulmuştur. Çok geç, evet. Bu büyük bir kayıptır. Keşke daha evvel kurulaydı. Keşke. Biz Batı tekniğine saygı duyuyoruz. Batı'nın çok seslilik tekniği bir insanın gelebileceği en mükemmel yerlerden biridir. Ama bir insanın geleceği en mükemmel yer yalnız burası değildir. Başka mükemmel yerler de vardır. Bu bilgiyle olur, her şeyin ötesinde önce yetenekli olur. Yetenek olmayınca bilgiyle de birleşmezse zaten yetenek olmayınca bilgi olsa da bir şey ifade etmez. Yetenekle bilgi birleşecek. Peki. Her şeyin zaman, özü budur. O zaman bence, dakika, o kadın dakika, çok dakika, uzadık Armağan'cığım. Bir dakika ben bir evet, şey söyleyeyim. Birazdan devam etsek. Yani, son cümle istiyorum o zaman. Bence müzik, evet bilgi hayatın her alanında gereken bir şeydir. Ama müzik yetenek işidir. Kibari'nin okuması yazması yok, şarkı söylüyor, tüylerimiz diken diken oluyor. O yetenek işte. O yetenek. Allah vergisi. Allah vergisi yetenektir. Tamam. O zaman Okan'ı yetenek açısından, bilgi açısından bir değerlendirelim. Sen evladım okuluna devam edeceksin. Aynen. Okuyacaksın. Bilgi önemlidir. Sen Hicaz makamı okurken Hicaz makamının aldığı arızaları, efendim donanımında ne vardır? Karar perdesi nedir? Efendim bilmem nesi genişlemesi. Efendim dörtlüleri, beşlileri, bilmem neleri bilmeden bu işler olmaz. Sen okuyacaksın. Anladın mı? O kadar. Ama anlamadığım bir şey var. Ona okulunu bırak diyen yok tabii, ki. Tabii. Ayrıca Ebru öyle Hanım öyle bir konuşma olmadı ki. Olmadı. Ebru Hanım kendini yetiştirmiş mükemmel bir yorumcudur. Bu da bir gerçek. Onu da ispat etmiştir burada. Evet. Bu da bir gerçek. Hepimiz kendimize göre kendimize ispat etmişizdir. Burası zaten ispat yeri değil ki. Yani şimdi ispat edilecek bir durum olduğunu Ebru Hanım, düşünmüyorum zaten. İki hafta önceydi zannediyorum. Dediniz ki fırsatı halkımız, olan herkes, Ebru Hanım, fırsatı olan herkes eğitim alsın dediniz siz zaten. Ben, o yüzden geçtiğimiz haftalarda bunu zaten söylemiştim. Evet. Bir daha tekrarlamamanın gereği yok ki. Eğitimsiz olmaz, yolunuzu göremezsiniz. Ama Allah tarafından da Allah size yolunuzu gösteriyorsa o da ayrı bir şeydir. Ama peki, sen eğitim almasaydın buraya gelemezdin. Allah verdi o eğitimi. Yani belki bana, okulda almadın da okul dışında aldın. Belki. Eğitim, bilmem Selçuk Tekay'dan belki bir şeyler öğrenmişimdir. Ben de birilerinin yanında bir şeyler öğrenmişimdir muhakkak, mutlaka. Tabii. Yoksa boş olmaz yani, böyle şeyler bir yani. Bir şey ben dışarıdan birisi olarak bana şu kötü geliyor. Eğitimsizseniz şarkı söyleyemezsiniz. Eğitimliyseniz şarkı söyleyebilirsiniz. Hayır. Sesi olan, duygusu olan bence herkes şarkı söyleyebilir. Tabii. Ama böyle bir şey de söylenmedi zaten. Yani böyle bir şey de söylenmedi. Eğitim dünyanın en güzel şeyi. Ama bence dert şurada. Konservatuvarda okuyan insanlar da konservatuvarda okumayanları ezmeye çalışmamalı. Peki. Kimse kimseyi ezmeye çalışmamalı. Bence de öyle. Doğru. 8 verdi Ebru Gündeş. 8. Evet, Armağan da veriyor notunu. 8 verdi Armağan Çağlayan. Orhan Gencebay da 8 dedi. Bülent Hanım da 8 dedi. Çok sağ olun. 32 puan aldı toplam. Okan'ın aday numarası 106, eğer beğendiyseniz şarkılarını 106 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.